Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeni kanalım Kardeş Örgüler örgü modellerinde at modelin yapımını küçük bir parça olarak anlatmıştım. Dilerseniz öncelikle o videoyu izleyerek at modelin yapımına ulaşabilirsiniz. Bugün ise baştan sona yelek olarak anlatmayı planlıyorum. Robamızı daha önce kanalımda anlatmıştım arkadaşlar. Bu roba yapımı biraz zorlayabiliyor. Özellikle hani eliniz çok örgüye yatkın değilse. Bu robadan yapacaksanız eğer Kardeş Örgüler muhteşem roba yazarsanız bulabilirsiniz. Ben yine videonun altına linkini ekleyeceğim. Bu robadan yapmak isterseniz oradaki sayılarla ve yapımıyla yapabilirsiniz. Ben şimdi bugün daha basit bir roba, yani şöyle kolay bir robadan anlatım yapacağım. Bunu herkes yapabilir. Yani şunu da biraz zorlandığınız için herkesin yapabilmesi açısından kolay bir roba tercih ettim. Bu roba üzerinden yeleğimin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimiz 11 ve katları şeklinde oluşuyor arkadaşlar. Ben 146 ilmek yaptım. Bir yaşa uygundur. Biraz toplayan bir model. Hani 10 ilmekte fazla yaptığımda bedene fazla gelecekti. O yüzden şöyle görebilirsiniz arka ve ön yüzünü. 146 ilmek olarak yaptım. Yakamızda 79 ilmek başlayacağız. 15 önlere vereceğiz. 11 kollar, 23 arka şeklinde ayrımlarımızı yaparak robamıza başlayacağız. Şimdi öncelikle 79 ilmek başlayıp 4 diş haroşamızı örelim. Evet, 4 diş haroşamızı ördükten sonra ayrımlarımızı yapacağız. Ben şimdi kullandığım ip ve şiş numarasını da şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine her zamanki gibi kar topu Baby One, renk kodum da 271. Her zaman hani aynı ipi kullandığım için 3 numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. İlik aralıklarımızda 14 sırada bir iliklerimizi açıyoruz. Bazen videonun başında söylemeyi unutuyorum. Aklıma gelen tüm bilgileri verdikten sonra yeleğimize başlayalım. Ben hani hızlı olması açısından haroşamı başladım. 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi haroşamın henüz arka yüzünü tamamlamadım arkadaşlar. Bebek yeleklerimizde her zaman yaptığımız gibi yaka düşürme yapacağız. O yüzden arka sırada tam sıra başına gelmeden yapacağımız için henüz ileğimi de açmadım ve örgümün arka sırasındayım. Şöyle ayraçlarımı alarak bu sırada ayrımlarımızı yapalım. Şöyle sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. İlk ayracımı takıyorum. Beden aralarında birer ilmeğimiz var arkadaşlar modelimizde. Hemen bir ilmek, bakın şurada bir ilmekten sonra tekrar bir ayraç takıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmek kollarımız. Yine işaretleyicimi takıyorum. Beden arasında yine bir ilmek var. Yine ayrıcımı bir ilmek olarak taktım. Şimdi arkada 23 ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Yine işaretleyicimi takıyorum. Bir tane daha bir ilmeğim vardı. Arada taktım. Son olarak 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmek kolumuz. Yine son kez şöyle bir ilmeğimize takıyoruz. Kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Muhtemelen sayarken bir yerde hata yaptım arkadaşlar. 79 ilmek başladığımızda tam olarak bu sayıları elde ediyoruz. Ben şimdi tekrar bir kontrol edeceğim. Ayraçlarımı ayarlayacağım ve iliğimizi koyarak örmeye devam edeceğiz. Toplamda 79 ilmek ayrımlarımda verdiğim şekilde.
Evet, ayraçlarımı taktım. Bir ilmeğim fazlaydı arkadaşlar. Ben 80 ilmek olarak yanlış başlamışım. 79 ilmek başladığınızda hiçbir sorun olmaz. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Ben şimdi bir ilmeğimi arada keserek yok edeceğim. 80 ilmek, bir ilmek fazla başlamışım. O yüzden sonda 16 ilmeğim kaldı. 79 başladığınızda bir problem olmayacak. Şimdi 4 ilmeğimi ördüm. 4. haroşamın arka sırasındayım. Bir doladım. Bir kestim ve ilk ilmeğimi açtım. İlk aralarımız bundan sonra 14 sırada bir olacak. Şu görüntümü biraz daha yaklaştıracağım. İşte arka sıramızı haroşa örgü olarak örmeye devam ediyoruz. Ayraçlarımızı bir sonraki sırada iptal edeceğiz. Kesme ve artırma yerlerimizi ayarladıktan sonra ihtiyacımız olmayacak. Yaka düşürme tekniğini uygulayacağız arkadaşlar. Tüm yeleklerimizde olduğu gibi uygulamak istemezseniz sadece artırma yerlerini baz alarak robanızı yapabilirsiniz. Yine kız ve erkek bebekler için kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Hani böyle bakıldığında biraz kız modeli gibi görünse de hani erkek renklerini tercih ettiğinizde yine erkek bebekleriniz için kullanabilirsiniz. Dilediğiniz robayı yine tercih edebilirsiniz. Alt model sayısını hani robanızı yaparsınız. Bir yaş yapacaksanız eğer 146 ilmeğe robanız bittikten sonra kol altında ve ara artırması yaparak 146 ilmeğe tamamlar altına modeli uygulayabilirsiniz dilediğiniz robalarda. Eğer 2 yaş yapacaksanız eğer 11 ilmek daha ilave edip 157 ilmek olarak modeli kurabilirsiniz. 11 ve katlarından oluşuyor modelimiz. Patlar dahil arkadaşlar hep verdiğim sayılar. Şimdi evet, yaka düşürme yapacağımız için öndeki 15 ilmeğimizin öncelikle ikisini örgümüze ilave edeceğiz. Şöyle göstereceğim. Evet, önde 15 ilmeğimiz var. Öncelikle 2 ilmeği ördük. Sol şişimde şu an 13 ilmeğim var. Geri dönüyorum. Evet, sağ şişimde şu an döndüm. 13 ilmeğim var. Önden sadece 2 ilmeği ördük ve döndük. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Ayracımı çıkarıyorum. Bir dola, bir düz. Yine çıkardım. Bir dola, koldaki 11 ilmeği düz olarak örüyorum. Robamız çok basit bir roba. Birçok örgümde de, birçok yeleğimde de kullanmıştım. Herkesin yapabileceği bir roba modeli. 11 ilmeği ördük. Ayraç kullanmadıysanız eğer sayarak da yapabilirsiniz. 11 ilmeği ördük. Bir dola, bir düz, bir dola. Arkada 23 ilmeğimiz vardı. 23 ilmeği düz olarak örüyoruz. Evet, 4 ilmeğimiz kaldı. Son 4 ilmeğimi de örüyorum. Yine ayracımı çıkarıyorum. Bir tane doladım. Bir düz, bir dola, 11 ilmek kolumuzu örüyoruz. Artırma yerleri dışında düz örgü olduğu için hızlıca geçiyorum arkadaşlar. On bir ilmek örüyoruz. Daha önce sayıp ayırdığım için saymıyorum.
Evet, yine ayracımın olduğu yerde ayracımı çıkardım. Bir dola, bir düz, bir dola. Aynı diğer tarafta olduğu gibi öndeki 15 ilmeğin sadece 2 ilmeğini ördüm ve geri döndüm. Dediğim gibi yaka düşürme yapmak istemiyorsanız sıra başına kadar gelip normal örebilirsiniz. Eğer yaka düşürme yapıyorsanız benimle birlikte uygulayarak yakanızı düşürebilirsiniz. Şimdi arka sıramız tamamen ters örgü. Yine sıra başına gelmiyoruz. 13 ilmek kalana kadar örmüştük bir önceki sırada. Şimdi 11 ilmek kalana kadar, yani şöyle göstereyim, bakın şuraya kadar öncelikle örerek, ters örerek gelelim. Evet, bakın bir önceki döndüğümüz yere kadar geldik. 2 ilmek daha ilave ediyorum. Sol şişimde 11 ilmek kaldı. 7 ilmek kalana kadar bu şekilde dönmeye ve yakayı düşürmeye devam edeceğiz. Döndüm, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Artırdığım ilmeğe kadar geldim. Artırmalarımız ikili V şeklinde olacak arkadaşlar. Şöyle hazırladığım robamın üzerine de gösterebilirim. Bakın, birer kaydırma ile V şeklinde ikili ajurlar yaparak kol artırmamızı yapıyoruz. Şimdi bir önceki sırada artırmıştık. Bir düz örmüştük, artırmıştık. Şimdi artırdık. 3 ilmek düz örüyoruz. Artırıyoruz. Yine koldaki ilmeklerimizi örüyoruz. Artık saymamıza gerek yok. Ayrım yerlerimiz belli. Şöyle bir önceki sırada artırdığım ilmeğe kadar düz örüyorum. Evet, bakın artırdığım ilmeğe geldim. Doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Tekrar doladım. Yine arkadaki ilmekleri hızlıca düz olarak örüyorum. Yine saymamıza gerek yok. Şöyle artırdığım ilmeğe kadar geliyorum. Evet, artırdığım ilmeğe geldim. Bir önceki sırada 1 dola, 3 ilmek düz. Tekrar doladım. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, doladım. 3 ilmek düz ördüm. Yine burada da aynı şekilde dönmeye devam edeceğiz. Artırmamı yaptım. 1, 2 ilmek ördüm. Tekrar bu tarafta da örgüme önden 2 ilmek daha ilave ediyorum. Şu anda 11 ilmeğimiz var. Bir önceki sırada 13 ilmek vardı. İkişer ilmek ilave ederek gittiğimiz için şu anda 11 ilmeğimiz kaldı. Yine arka sırada ters örmeye devam edelim. Evet, yine arka sıramı ters örerek geldim. Bir önceki sırada döndüğüm yer zaten belli oluyor arkadaşlar. Orayı ördüm. Yine 2 ilmek daha ilave ettim. Sol şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kaldı. Bir sonraki dönüşümde artık düşürme tekniğim tamamlanmış olacak. Şöyle 2 ilmek daha ilave ettiğimde kenar patı kalacak. Kenar patı kalana kadar dönmeye devam edeceğiz. Şimdi yine öndeki ilmeklerimi ördüm. Bakın bir önceki sırada kaydırarak devam etmiştik. 2 tane ajur olduktan sonra yine başa dönüyoruz arkadaşlar. Şuradaki bir ilmeğimizin sağından ve solundan
artırıyoruz. Tekrar düz örmeye devam ediyoruz. Bir sonraki artırma noktasına kadar. Evet, 2 ilmek artırmıştık. 2 ilmeği örüyoruz. Yine ilk artırdığımız yerden bir dola, bir düz, bir dola düz olarak artırmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi ikili ve ajur şeklinde artırmalarımız. 2 ajur olduktan sonra yine içten artırmaya başlıyoruz. 2 kez artırdıktan sonra aynı yerden artırmalara devam ediyoruz. Şimdi yaka düşürmemi bitirene kadar göstereceğim. Sonrasında ben örmeye devam edeceğim. Çünkü artırma yerlerimiz aynı. Roba bitene kadar aynı şekilde artırmaya devam edeceğiz. Evet, bakın normalde artırdığım ilmeğin hemen öncesinde artırıyordum. 2 artırma yaptığım için 2 ilmeğimi ördüm. Şöyle bir ilmeğimiz ortada damar şeklinde devam edecek. Onun sağından ve solundan artırdım. Ve düz örmeye devam ediyorum. Oldukça kolay bir roba. Tüm örgüleri de çok yakışıyor arkadaşlar. Sade bir roba olduğu için altına örnek koyduğumuz tüm modellerde tercih edebilirsiniz. Yine fırfırlı robamızda kullanmıştık. Yakası fırfırlı. Bu yeleğimize de fırfır ekleyebilirsiniz. Onun anlatımı da yine birkaç videoda anlatmıştım. Kanalımda bulabilirsiniz eğer fırfırlı yapmak istiyorsanız modelimizi. Evet, burada da 2 ilmek daha ilave ettim. Bir ilmeğim fazlaydı. Ben yanlış yapmışım. Sonda bir ilmek keserek onu ayarlayacağım arkadaşlar. Siz 79 başladığınızda bir problem yaşamayacaksınız. Şimdi yine arka sırayı ters örmeye devam edelim. Evet, yine arka sıramı tamamen ters örerek geldim. Son yaka düşürme ilmeklerimi de örüyorum arkadaşlar. Artık 7 ilmek kenar patım kaldı. Bir sonraki sırada geldiğimde sıra başına kadar örmeye devam edeceğim. Artık yaka düşürme işlemimiz tamamlandı. Sol tarafta da yaptığımda bitmiş olacak. Yine bu sırayı da göstereceğim. Yaka düşürme tekniği bittiği için ben robamı örmeye devam edeceğim. Aynı şekilde artırmalarımızda bakın. Şurada ikinci sırada yaptığımız gibi artırdığımız ilmekten hemen önce artırdık. 1, 2, 3. 1 dola, 1 düz. Diğer ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Burayı üçlü de yapabilirsiniz arkadaşlar. İki tane yaptık, baştan başladık. Burayı üçlü, dörtlü, hatta beşli de yapmak mümkün. Bu modelimde ikili yapmayı tercih ettim. Daha önce üçlü ve beşlisini de yapmıştım. Dörtlü de yapabilirsiniz yine. Evet, ikinci ajurumuzu yaparken artırdığımız ilmeğin hemen öncesinde artırıyoruz. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 1 dola. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yeleğimiz bir yaşa olacak şekilde ilmek sayıları. Eğer benim kullandığım ip ve şiş numarasından kullanıyorsanız bu ebatlarda bir yelek yapabilirsiniz. İpiniz daha kalınsa daha büyük bir yelek elde edeceksinizdir. Daha ince ise muhtemelen yeni doğana uygun bir yelek elde edeceksinizdir. Eğer nako, lüks, minnoş tarzı iplerden kullanıyorsanız biraz ince bir ip. Öyle ince tarzda bir ip kullanıyorsanız yeleğiniz çok daha küçük olacaktır.
Benim kullandığım ip 100 gram 250 metre bir ip. Eski bebe yünlerine nazaran bu tarz ipler biraz daha kalın ipler arkadaşlar. Dokuları ve kullanımı çok daha güzel ipler. Evet, son artırımıma geldim. Bir dola, bir, iki, üç ilmek ördüm. Bir dola, bir dola, üç tane düz ördüm. Doladım ve bu sıramızı da tamamlıyoruz. Solda da dönüşümü yaptıktan sonra yaka düşürme sıram tamamlanacak. Bir ilmeğim fazlaydı. Bunu da 2 ilmek olarak alacağım. Bir sorun olmayacak. 2, 4, 6, 7. Burada 7 kenar patım kaldı. Şimdi arka sıramı ters örerek geleceğim. Sıra başına kadar artık normal örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Artırmalarımızı bu şekilde yaparak toplamda 9 ajur olana kadar robamızı örmeye devam ediyoruz. Evet, toplamda 9 ajur olana kadar ben robamı örmeye devam ettim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve toplamda 9 ajur, yani toplamda 18 kez artırmış olduk. 18 kez artırdıktan sonra koldaki ilmeklerimizi haroşaya çevireceğiz. Bedenimizdeki ilmekler düz olarak devam edecek. Yine kolda 3 diş haroşamızı yaptıktan sonra kol beden ayrımını yapıp modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Bu tür robalarda ben genelde toplam ilmek sayısını saymıyorum arkadaşlar. Çünkü gerek yok, yakadan ayrım yaptığımız için hani saymamızın bir anlamı yok. Zaten ayrım yerleri belli, saysak da ayıracağımız yerler buralarda kendini belli ediyor. Sadece kolu kestikten sonra toplam beden ilmeğini sayıyorum ki hani bedende kaç ilmek artırmam gerekiyor. Onun için saymamız yeterli olur. Onun dışında ayrım yapmak için sayı saymamıza gerek yok. Şöyle yine ayraçlarımı alacağım. Buradaki bakın beden arasında bir ilmeğimiz vardı. Bunu dilerseniz bedene, dilerseniz kola verebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada kola vermeyi tercih ediyorum. Şöyle ayracımı takıyorum. Yani bunu dediğim gibi, yani dilerseniz bedene, hatta bedendeki ilmek sayımı sayacağım. Bakayım nerede benim ihtiyacım var bir ilmeğe. Orada kullanalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33 ilmeğim var. Hatta bunu kol altında artırma yapacağım için bir ilmeği bedenime versem çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu şekilde, yani ayraç takmanız aslında gerek yok. Bakın şuradaki bir ilmeğim öne vermiştim. Yine arkada bedene veriyorum. Ben hani belli olsun diye takıyorum. Burada takmanıza gerek yok. Buradaki bir ilmeği düz örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi, yani koldaki ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. İstediğiniz yere verebilirsiniz. Eğer beden arasında iki ilmek olan bir roba kullanıyorsanız birini bedene, birini kola vererek ayarlayabilirsiniz. Şimdi ayrımlarımızı yaptık. Şöyle örgümü alayım. Burada tamamen tüm ilmekleri haroşaya da çevirebilirsiniz. Benim gibi sadece koldaki ilmekleri de haroşa örebilirsiniz arkadaşlar. Yine o sizin tercihinize kalmış. Her iki şekilde de olabilir. Yani şu an tüm ilmekleri haroşa da örebilirsiniz. Ya da sadece koldaki ilmekleri haroşaya çevirip 3 diş haroşa ördükten sonra yine haroşamızın 3. sırasının arka sırasında kol ve beden ayrımlarını yapacağız. Sonrasında bedene geçip modeli kurduğumuzda gerisi zaten kolay. Öndeki ilmekleri düz örerek geldim.
Evet, bakın bir ilmeğimiz vardı. Bunu önde kullanmayı tercih ettim. Diğer koldaki ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Bu şekilde diğer kolumuzda da kola gelen ilmekleri haroşaya çevirip diğer beden ve kolları düz örüyoruz arkadaşlar. 3 diş haroşa olana kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, robumuzu tamamladık. Toplamda 9 kez, yani 18 kere 18 kez artırdıktan sonra kol ve beden ayrımını yapıp kol kısmına haroşa yapmıştık. 3 diş haroşamız olduktan sonra robamız tamam. Şimdi 3 diş haroşamın ben arka yüzündeyim. Yani ön sırasını geldim, ilk sırasını. Arka sırasında kol kesimlerimi yapmaya başlayacağım. Şimdi modelimizde toplamda söylemiştim 146 ilmeğe ihtiyacımız var. Şu anda önlerde 34, toplamda 64. 61 ilmekte arka, toplamda 129 ilmeğimiz var. 5'er ilmek kol altından artıracağım. 139 ilmek. 7 ilmek daha gerekiyor. 2 ilmek önlerde, 3 ilmek arkada ara artırması yaparak bu sayıyı tamamlayacağım. Kol altında çok fazla artırmayacağım. Bedenlerde hani daha güzel dursun diye. İkişer önlerde, 3 ilmek arkada. Onu bir sonraki sırada artırmasını yapacağız. Şimdi dilerseniz hemen kesmeye başlayalım. Kol kesiminden sonra dediğim gibi kol altında 5 artırma yapacağım. Sonra modele geçmeden bir sıra düz öreceğiz. Yani şurada bir sıra düzümüzü yapacağız. O zaman da bedende ara artırmasını yine birlikte yapacağız. Modeli, alt modeli kurduktan sonra zaten örmesi daha kolay. Şimdi yine önemli bir kısmı olan kol beden ayrım yerindeyiz. Yine daha önce videolarımı izlediyseniz eğer, aynı teknikle kesimi yapıyorum. Eğer kafanız karışırsa siz normal, hani kolu nasıl kesiyorsanız diğer yeleklerinizde o şekilde kesme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi haroşamın 3. sırasındayım. Şuradaki kol haroşasına kadar ters sıradan örerek geliyorum. Evet, haroşamızın arka sırasını ön ve kol kısmını ördük. Şöyle görebilirsiniz. Bakın sadece kol haroşasına kadar geldim. Şimdi dönüp kesme işlemini yapıyorum burada. Birçok videomda bu şekilde anlatım yaptım. Bazı arkadaşlar hani kafamız karıştı, kol kesimi çok karışık geldi diyenler olmuş. Normalde şöyle özetleyebilirim arkadaşlar. 3 diş haroşamızı ördük. Tekrar arka sıramızda öreriz. Daha sonraki sırada kol kesimini yaparız. Arkadan gelirken kol arttırmasını yaparız ve daha sonrasında modeli kurmamız gerekiyor. Modeli kurmamız gerekince şu kol altında yaptığımız artırmanın hemen üzerine eğer böyle ajurlu bir model gelirse şu kol altında uzamalar meydana geliyor. Yani düşünün, şuradaki ajur hemen bir sıra sonra buraya yaptığımızda kol altında çirkin bir görüntü oluyor. Eğer bu şekilde yaparsanız, şimdi bakın keseceğim. Kolu keseceğim. Sonra artıracağım. Bir sıra geleceğim. Tekrar öreceğim. Hiç kafa karıştıracak bir şey yok. Yani aynı yerde işlemleri yapıyoruz. Kol altında 2-3 sıra örmüş oluyoruz ki bir sonraki sırada hani modelimizde, birçok örnekte modelimizi rahatlıkla koyabiliyoruz. Ama siz dediğim gibi hani normal kesim de yapabilirsiniz ama hiçbir zorluğu yok. Bu şekilde yaptığınızda özellikle böyle yani düz örgülerde çok fark etmez. Ne zaman keserseniz kesin. 3 dişten sonra da kesebilirsiniz. Modeli koyarken de kesip artırma yapabilirsiniz. Böyle ajurlu modellerse, hemen kurmaya başlayacağınız modellerse gerçekten kol altı çok daha muntazam oluyor. Şimdi koldaki ilmekleri hani saymamıza yine gerek yok. Haroşa olarak ayrımlarını yapmıştık zaten. Haroşa olan ilmekleri keserek şuraya kadar geliyoruz. Evet, son ilmeğim, yani şu şişteki ilmeğimi de kesmem gerekiyor haroşa. Bir ilmek daha kestim. Evet, arka ve ön ve kolu ördük. Geri geldik, kolu kestik. Şimdi toplamda 5 ilmek artıracağız demiştim. Bu hani altına koyacağımız modele, yeleğimizin büyüklüğüne göre bazen 7 ilmek olur, bazen 4 ilmek olur. Burada 5 ilmeğe ihtiyacımız var. 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi artırdım.
Şurada kesmeye başladığımız yer şöyle çıkıntı olur. Hatta bakın ilmek uzamaları olur. Burayı da daha düzgün olsun diye kol altımız. Şurada ilk kestiğim ilmeği şu şekilde ikili olarak şişime takıyorum. Şimdi artırmıştım. İpim burada. Örgü yönüm bu tarafta. Şöyle biraz zor olabilir buradaki hani kesilmiş ilmeği taktığımız için artma ve eksilme olmasın diye. Evet arkadaşlar videoyu çekerken zilim çaldı. Çok fazla yapacak bir şey yok. Hadi devam edelim. Şimdi üçünü birlikte alıyoruz. Dediğim gibi hani hiçbir eksilme ya da artma olmuyor örgümüzde. Ama ilmek uzaması da olmuyor. Normalde kol altlarında hani geçiş yaptığımız yerlerde bir ilmek uzuyor. Bu da hem kullanışsız kılıyor yeleğimizi hem de görüntü olarak da hoş durmuyor. Şimdi ördüm, 2 ilmek ilave ettim. Geri döneceğim. Şöyle görebilirsiniz. Bakın kolun altı oldukça sağlam ve düzgün. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi artırdığım ilmekleri örüyorum. Şöyle biraz zordur ilk sırayı örmek. Evet. 5 ilmeğimizi. Ördük. Şurada yine ilmek uzamasın diye arkadaşlar şöyle bir kez daha dolayıp bunu yapmayabilirsiniz. Bakın bir kez daha artırdım. Bu artırdığım ilmeği de şuradaki ilmeğimle birlikte öreceğim. İpimi alıyorum hemen. Şöyle buradaki ilmeğimiz de daha düzgün olsun. Bunu dediğim gibi hani yapmayabilirsiniz de ama yaparsanız da daha düzgün olur. 1 2 ilmek bakın. Şuradaki ve şuradaki ilmeklerin duruşu gayet sağlam ve düzgün arkadaşlar. Hani daha önce bu tekniği kullanmadıysanız şu yeleklerinizin kol altlarında ilmek uzamaları olabilir. Şimdi artık buradan başlamıştık. Yani örgümüzün ters yönündeydik. Artırmalarımızı yaptık. Bir sıra artırdığım ilmeğimi ördüm. Örerek diğer kola kadar devam ediyoruz. Ben haroşalarımı da ters ördüğüm için arka sıramı tamamen ters örüyorum. Şimdi isterseniz kafanız karışmasın diye bir kez daha özetleyeceğim. Kola şöyle tekrar bir bakabiliriz. Bakın kolumuzun altı gerçekten oldukça düzgün. Şimdi haroşamızın 3. sırasındaydık arkadaşlar. Ön sırayı ördük. Arka sıraya geldiğimizde öndeki ve koldaki ilmekleri örerek buraya kadar geldik. Tekrar geri döndük. Kesme işlemini yaptık. Artırdık. Geri döndük. Artırdığımız ilmeği ördük. Son olarak arka sıradaydık zaten. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaki ilmekleri örmeye devam edelim. Eğer zorlanırsanız dediğim gibi normal bir kesim yaparak modelinizi koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptığım için her yeleğimde kol altında özellikle bu şekilde anlatmaya devam ediyorum. Şimdi aslında diğer kolu kesmeyeceğim. Aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Yine özetleyeyim. Arkayı örüyoruz. Yine kolu haroşa bitimine kadar şöyle görebilirsiniz. Ön yüzü çevirdiğinizde görebilirsiniz. Haroşa bitimine kadar önü de kolu örüyoruz. Buradan keserek geliyoruz. Kol altında artırıyoruz. Buradan birleştirmesini yapıyoruz. Artırdığımız ilmekleri örüyoruz. Sonrasında ters örerek sıra başına geliyoruz. Ben şimdi diğer kolumu da aynı şekilde örüp kesmeye devam ediyorum. Sonrasında geliyorum.
Evet arkadaşlar, her iki kolun da artırmasını yaptık. Bakın bu şekilde kol altına modeli koymaya hazırladık. Şimdi modelimizi koymadan bedende tekrar ara artırmaları yapmamız gerekiyordu. Yani önde ikişer tane, arkada üç tane ara artırması yapacaktık. Şurada tamamen haroşa koymadığım için ben yine bir sıra düz öreceğim. Hem şu kol altımız biraz daha ilerlemiş olsun. Yani yine burada ajurlu modeli koyduğumuzda dediğim gibi delikler meydana gelebiliyor. Hem artırmamızı yapacağız hem de kol altı bir sıra daha örülmüş olacak arkadaşlar. Eğer tamamen haroşa yaptıysanız burayı yine dediğim gibi zaten modele geçmek için düz örmemiz gerekiyordu. O şekilde de düz örerek düz ördüğümüz sırada ara artırmalarını yapabiliriz. Şimdi ön sırada yapmayacağım artırmalarımı. Düzdeki artırmalar biraz belli olur. Ben de çok o görüntüyü sevmiyorum arkadaşlar. Arka sırada yapacağım ki hemen bir sonraki sırada modele geçtiğimizde ara artırmaları belli olmasın. Şimdi ilk sırayı düz olarak öreceğim. Şu an toplamda 129 ilmeğimiz vardı kol artırmalarını yapmadan. Kol altında 5'erden 10 ilmek artırdık. 139 ilmek var. 146 ilmeğe ihtiyacımız vardı. Bir yaş modelini kurabilmek için. Eğer daha büyük yapıyorsanız eğer 157 ilmeğe ihtiyacımız var. Modelimiz biraz toplayan bir model. Hani daha az bir yaş için mesela daha az yapmayın. Hani 157 de yaparsak biraz fazla gibi oluyor. Böyle ilmek sayısı fazla modelleri aslında ben çok sevmiyorum. Hani 5 ilmek daha artırsam iyi olur mesela belki bu modelde ama hani 10 ilmek artırmam gerekiyor. Böyle üçlü, ikili modeller daha iyi oluyor. İstediğimiz şekilde hani büyütmemiz mümkün. Ama böyle ilmek sayısı fazla modellerde onar onar ya da 11 11 artırmak gerekiyor. Bazen bedeni tam ayarlayamıyoruz. Yani biraz zorlanabiliyoruz. Fare dişi gibi modellerden istediğimiz sayılarda 140, 141, 42 yani o şekilde ayarlamak tekli sayıları mümkün ama böyle model olursa baklava dilimleri de mesela 11, 12 ilmektir toplamda. Hani bir baklava yapsanız dar olacaktır. Bir tane daha yapsanız fazla olacaktır gibi. Biraz onlar da ayarlamak zor olabiliyor model. Yani en ilmek sayılarını. Bu da hani onlardan biri 11 ilmek çünkü. Şimdi bir sırayı, şimdi ilk sıramı tamamlayayım. Arka sırada birlikte artırmalarımızı yapalım. Evet, şimdi arka sırada ara artırmalarımızı yapacağız. Çok sayının önemi yok burada. Önemli mesela aralıklarla 2 ilmek denk getireceğiz. Arkada yine 3 ilmek artırma yapacağız. Ve modelimizi kurmaya yeleğimiz hazır olacak. Bundan sonrası çok daha kolay. Modeli de yine anlatmıştım daha önce. Oradan da bakarsanız rahatlıkla kurabilirsiniz. Şöyle aradaki ilmeği takarak ipin ısrarla katı açılıyor. Şöyle bir ilk artırmamı yaptım. Şöyle ön yüzden bakalım. İlla ki düz örgüde bakın. Şöyle hani ara artırdığımız yerde bir belirginlik oluyor. O yüzden arka sırada artırmayı tercih ettim. Hemen sonrasında model kurulumu yapacağımız için bu bizi çok rahatsız etmeyecek. O yüzden hani eğer haroşa koyduğumuz yani tamamını haroşa koyduğumuz bir model olsaydı haroşanın içinden artırma da yapabilirdik. Yine aslında hani kol altına da yayabiliriz bu artırmaları ama ön ve arkanın genişliği de daha iyi olsun diye bu şekilde artırmayı tercih ettim. Yine şuradan bir tane taktım. Bir ara artırması daha yaptım. Toplamda şu anda önlerde iki tane, bir önümde iki artırmamı yapmış oldum. 2 ilmekte, pardon, 3 ilmekte arkada yapacağız aynı şekilde. Modelimizi kurduktan sonra dediğim gibi artık yeleğimizin boyunu
ayarlayarak, iliklerimizi açarak 14 sırada bir yeleğimizi rahatlıkla örebiliriz. İşte arkaya geçtim. İlk artırmalarımı şöyle hemen yapacağım. Bir tane de ortaya denk getireceğim. Yine bir artırma daha yaparak toplamda arkadaki 3 artırmamı da tamamlayacağım. Bir tanesini artırdım. Şöyle ikinci artırmamızı da yapalım. Burada farklı şekilde ara artırmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce mutlaka örmüşsünüzdür. Nasıl yapıyorsanız eğer ara artırmanızı o şekilde yaparak ayarlayabilirsiniz. Ya da farklı sayılarda roba başlamışsanız ilmeğiniz denk geliyordur. O zaman da artırmamızı yapmaya gerek olmayabilir. Şimdi arkada bir artırma daha yapacağım. Toplamda 3 olacak. Normalde ara artırmasını bu şekilde yaparsak dediğim gibi düz örgüde çok fazla belli eder kendini. Ben kafanız karışmasın diye aslında normalde böyle ajurlu modellerde 2-2 kestiğimiz yerlerde kesme yapmayıp artırmayı yaparak da bu şekilde model üzerinde de ara artırmaları yapılabilir arkadaşlar. Bazen çok fazla kafa karışıklığı oluyor. O yüzden bu şekilde artırmayı tercih ettim. Dediğim gibi şimdi modeli kurarken göreceksiniz. 2, 2, 2, 4 kez bu şekilde kesme işlemi yapıyoruz. Arada bir tanesini kesmezsek eğer artırmalarımızı yapacağımız için bu şekilde ara artırması yapmış olursunuz aslında. Çok daha düzgün oluyor modeldeki ara artırması. Ben dediğim gibi bazen oradaki modelde farklılık gibi geliyor. Bir kere kesmeyip sonrasında normal devam ettiğimizde model karışabiliyor. Kafanız karışabiliyor. Eğer o şekilde yapmayı tercih ederseniz çok daha iyi olacaktır. Görüntüde hiçbir bozukluk olmayacaktır. Ben normalde ajurlu modellerde o şekilde tercih ediyorum aslında. Artırmayı yapıyoruz ama kesmeyi yapmadığımızda doğal olarak bir kez artmış oluyor. O şekilde de tercih edebilirsiniz. Son kez artırma yaptım. Artık modelimizin kurulumuna geldik. Şöyle bir model kurup ikinciye geçtiğimde ben yeleğimi örmeye devam edeceğim ve videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Önemli olan bazen bir kez kurmuşsun, gerisini nasıl yapacağım da yorumlar geliyor. Genelde yapılıyor ama arada çıkıyor bu tarz yorumlar. Yeleği ben sonuna kadar anlatsam da anlatacağım şey aynı arkadaşlar. Aynı şeyi yapıyoruz. Bir model kurduktan sonra bir tane yaptıysak eğer devamını da yapabiliriz. Yapamazsak videoyu başa alıp da yapmak mümkün. O yüzden sonuna kadar anlatmak gerekmiyor. Şimdi modelimize geçelim. 7 kenar patımızı örerek modeli kurmaya başlıyoruz. Hızlıca 7 kenar patımı ördüm. İlk olarak şöyle alırsak örgümüzü başta ve sonda yarım örneğimiz oluyor arkadaşlar. O yüzden ilk olarak 2 ilmeği birlikte aldım. Ters alıyorum bakın. Ters olarak 2 ilmeği kestim. Şimdi bir dola bir düz. Bakın bir tane doladım bir düz. Bir dola bir düz 2. Bir dola bir düz 3. Bir dola yani dördüncüyü doladığımızda
kesme işlemi yapıyoruz. 4 kez 2 ilmeği birlikte alarak 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tekrar bakın doladım. 1 doladım. 2 doladım. 3 ters olarak kesme işlemi yapacağız. Doladım. Dördüncüyü doladığımda 4 kez kesiyorum. 1 2 3 4. Şimdi tekrar şurada aklınız karışmasın arkadaşlar. Normalde ipim böyleyse attığımda dolamış oluyorum. İpim ters yönde olduğu için bir tanesi dolanmış oluyor. Bakın. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, iki. Üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladım, dört ilmek kesiyorum. Bir, iki, üç, dört. Gerçekten çok kolay ve zevkli bir model. Şöyle ilk kurulumu yaptıktan sonra biraz daha rahat ayarlayabiliriz. Şimdi doladık. Bir düz doladık. Bir düz iki doladık. Üçüncüyü doladık. Düz ördük. Dördüncüyü doladım. Bir. İki. Üç. 4. Kesmelerimiz ters. Doladığımız ilmekler düz olacak arkadaşlar. Doladım. 1 düz. Doladım. 2 düz. Doladım. 3. Dördüncüyü doluyorum. Bu iki kez algılanmasın arkadaşlar. İpimi ters, yani ters ör göreceğim için öncelikle ipimi alıyorum. Sonra dolama işlemini yapıyorum. 4 ilmek ters olarak kesiyorum. 1 2 3 4. Tekrar doladım. 1 2 3 Dördüncüyü doladım. 4 ilmeği 1 2 3 4. Tekrar doladım. 1 2 3 Dördüncüyü doladım. 4 ilmek kes. 1 2 3 4. Tekrar doladım. 1 2 3 Dördüncüyü doladım. 1 Bakın ara artırması yaptığımız ilmekte şöyle göstereyim burada. Ama hani son sırada yaptığımız için örgüde hiçbir bozukluk olmayacak arkadaşlar. 2 3 4 Eğer düz örmeye devam edersek buradaki görüntü mutlaka örgüde belli olur. 1 2 3 Dördüncüyü doladım. 4 ilmek kesiyorum. Biraz hızlandırdım örgümü. 2 3 4 Şimdi tekrar 1 doladım, 2 doladım, 3 dördüncüyü doluyorum. 1 2 3 4 1
2, 3 doladım. Pardon, dördüncüyü doluyorum. 1, 2, 3, 4. Son kez artık son örneğimize geldik. 1 doladım. 2, 3. Burada bakın. Ya şuralarda yanlışlık yapmış olabilirim. Henüz kontrol etmedim. Bakın. Ya da bir yerde fazla artırma yaptım. Normalde 4 ilmeğim olması gerekiyor arkadaşlar. 146'dan dediğim gibi muhtemelen fazla yaptım. Burada 2 değil de 1 ilmeğimizi 3, 1 ilmeğimizi 2 alarak ilmek sayımızı bu şekilde tamamlayabiliriz. Ya da 4 olması gerekiyordu sonda. 5 ilmeğim kaldı benim. 4 ilmek yerine 3 ilmeğiniz kalırsa ikisini birlikte alır. Bir tane ters ördüğünüzde bir sonraki sıralarda örgünüz denk gelecektir. Ben hani hem konuşup hem yaptığım için bir yerde yanlışlık da yapmış olabilirim. Bir tane fazla artırmış da olabilirim arkadaşlar. Ama 146 ilmek yaparsanız eğer tam denk gelecektir. Bir tane fazla ilmeğim geldi. Bir tane fazla keserek sıramı tamamladım. Şimdi arka sıramız tamamen ters örgü arkadaşlar. Yan haroşaları haroşa olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters örgü olarak örgümüzü tamamlıyoruz. Evet, modelimizin ilk sırasını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ikinci sırasıyla devam edelim. Aslında birinci sıradan hiç farkı yok. İkinci sıranın aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Modelimiz ilerledikçe şu dalgalar ve görüntüler daha net ortaya çıkacak. 2, 4, 6, 7. 7 kenar patımı haroşa örgü olarak ördüm. Şimdi hani artırdığımız ilmeklerle kestiğimiz ilmekler şöyle gözünüze karışık gelebilir. Hiç onları baz almadan 1, 2 ilmeği keserek başlıyoruz. Aynı bir önceki sırada yaptığımız gibi 2 ilmeğimizi ters olarak kestik. 1 dola, 1 düz. 1 dola, 1 düz. 1 dola, 1 düz. 3 tane örüyoruz. Yine 4. ilmeği doluyoruz. 1, 2, 3 ve 4 ilmek kesiyoruz. Tekrar 1 dola, 1 düz. 1 dola, 1 düz. 1 dola, 1 düz. 4. ilmeği doladığımızda bakın şu 4 ilmek ortada kalacak. 2 tane artırdığımız ilmekten 2 tane de hani bu tarafta artırdığımız ilmekten olmak üzere 8 ilmek şu şekilde denk geliyor arkadaşlar. Bakın kestiğimiz 4 ilmek ikişer ilmek de sağdan ve soldan kesme ilmeğimiz oluyor. 1 2 3 4. Ama baştan 2 ilmeği kesip diğer ilmekleri hani sırasıyla kaydırmadan yaparsanız modelimiz kaymadan devam edecek. Biraz karnabahar modelini andırıyor. Kestim 4 tane 1 dola 1 düz. 1 dola 1 düz. 1 dola 1 düz. 4.'yü doladım. 1 2 3 4. Tekrar 1 2 doladım. 3 4.'yü doluyorum. Bakın yine şöyle bakabiliriz. Kestiğimiz 4 ilmeğimiz ikişer ilmekte sağından ve solundan ilave etmiş şekilde denk geliyor. 1 2 3 4. Bu sıramızda dediğim gibi bir önceki sıranın aynısı arkadaşlar. Şöyle bakıldığında modelimiz şu an belli değil. Ama üzerine düz sıramızı yaptığımızda ve bir iki model daha yaptığımızda daha net ortaya çıkıyor. Kestik. 1 2 3. 4.'yü doladım. 1
2 3 4. Aynı şekilde artırarak ve keserek bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, iki sırada modelimizi kurduk arkadaşlar. Bakın söylediğim gibi şuradaki ilmek ilerlemesi kol altının daha düzgün olmasını sağladı. Burada ajur gelmedi ama bakın diğer kolda kol altına ajur geldi. Bu şuradaki sıralarda gelseydi eğer ilmeklerde açılmalar meydana geliyordu. Bakın bu şekilde kol altlarımızı daha düzgün yapabiliriz. Şimdi iki sıra düz öreceğiz. Yani ön sıraları sayarsak, iki sıra arka sıraları sayarsak toplamda 4 sıra örmüş oluyoruz arkadaşlar. Ama aynı modelde olduğu gibi sadece ön sırayı sayarsak, şimdi bu birinci sıramız, bir sıra daha düz öreceğiz. 2, 4, 5, 7. Tüm ilmeklerimizi artırdığımız ve kestiğimiz tüm ilmekleri iki sıra düz örüyoruz. Dediğim gibi hani arka sıraları sayarsak 4 oluyor. Sadece ön sıralardan sayarsak bu birinci sıramız, bir sıra daha ön sırada düz öreceğiz. Sonra yine iki sırada model kurulumu yapacağız. Modelimiz dediğim gibi iki sıradan oluşuyor. Hiçbir kayma olmayacak diğer modellere. Hani bazı modellerde ilmeklerin yerleri değişir, kesme ve artırma yerleri. Burada aynı devam ediyor. Yine başta ikişer ilmek keserek başlayacağız. Yine sonda 2 ilmek kesme işlemi olacak. Bu şekilde aynı üst üste yaptığımız zaman bu dalgalı görünüm ortaya çıkacak. Model çok kolay olmasına rağmen şöyle bakıldığında daha farklı bir izlenim veriyor. Belki bakıldığında hani kolay çıkarılabilecek bir model değil. Yani benim için öyle, bazı modelleri hemen resimden gördüğümde ben de rahatlıkla çıkarabiliyorum. Ama bu model biraz farklı bir görüntü veriyor. Daha karışık görünüyor ama yapıldığında gerçekten çok kolay bir model. Şimdi tüm ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bu da modellerde hani ara verilen, düz örülen yerlerde hem kolaylık sağlıyor hem de model daha hızlı ilerlemiş oluyor. 4 sıra birden şöyle bir hani ilerleme kaydedebiliyorsunuz düz ördüğünüz yerlerde, takip gerektirmiyor. Her sırada model kurulumu olmadığı için daha çabuk ve daha zevkle örülüyor arkadaşlar. Şimdi ben 2 sıra düz örmeye devam edeceğim. Şimdi bu birinci sıram, arkada geleceğim 2, bir ön sırası daha düz öreceğim, arkadan ters öreceğim. Toplamda 4 sıra örmüş olacağım. Evet, şöyle bir modelimizi birlikte yapmıştık. 4 sırada düz ördüm. Daha net ortaya çıktı. Yani düzleri ördükten sonra model biraz daha kendini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi aslında bir önceki modelde yaptığımızın aynısını yapacağız. Yeni bir model kuracağız. Şöyle yine ben bir sıra göstereceğim. Sonra örmeye devam edeceğim ve videomu sonlandıracağım. 4 sıra düzümüzü ördükten sonra sil baştan, yine aynı şekilde öncelikle 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Sonrasında bir dola, bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Dördüncü kez doladığımızda 4 ilmeği birlikte örüyoruz. 1 2 3 ve 4. İkişer ikişer 4 ilmek örüyoruz. Bakın yine görüntü olarak tam bir önceki sıranın tam üzerine denk geliyor. Bir dola, bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Toplamda 3 kez ördük, doladım. 1 2 3 4. Yine bir dola, bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Dördüncü kez doladığımızda şöyle kontrol edeyim. 1, 2, 3. Evet. Dördüncü kez doladım. 1
2 3 4. Hani karışıklık olabilecek tek yer bu dolama yerleri arkadaşlar. Hani 3 değil de 4 dolayıp 5. kez de kesme yapabilirsiniz. Bu şekilde kaydırma yaparsanız modelin tamamında bozulma olabilir. 1 dola, 1 düz, 1. 1 dola, 1 düz, 2. 1 dola, 1 düz, 3. 4. doladığımda 4 tane kesiyorum. Çok gerçekten zevkli bir model. Şu ara boşlukları hemen dediğim gibi bakın bir anda örgümüz hemen ilerliyor. İki sırada bu işlemi yapıyoruz. Bu da çok zor değil. Kaydırma yapmadığımız sürece zevkle örüp bitirebileceğimiz bir model. İki, böyle eliniz alıştığında o kadar rahatlıkla yapabileceksiniz ki. Ama hep diyorum yani öncelikle küçük bir parçada örmenizi tavsiye ederim. Modelin anlatımı var. Daha sonrasında modele yeleğin üzerinde uygularsanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi tekrar 1 2 3 4. doluyorum. 1 2 3 4. Evet arkadaşlar, hani çok daha fazla anlatmama gerek yok. Aynı şekilde ilerliyor. Bir sıramı anlatmıştım sonuna kadar. İkinci sırayı yine birlikte yaptık. Aynen dediğim gibi videoyu başa alarak dahi tekrarını yaparak rahatlıkla yeleğimizi örebiliriz. Dediğim gibi 14 sırada bir ileğimizi açmayı unutmuyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 model olduktan sonra düzümüzü mutlaka yapıp ondan sonra haroşayı yapıp bitiriyoruz. Eğer hani ipinizin kalınlığına ya da şiş kalınlığını farklı kullanmışsınız. Duruma göre istediğiniz şekilde boyunu daha az ya da daha uzun yapmak mümkün. Ama sadece bitirirken mutlaka düz yapalım. Ondan sonra şuradaki görüntü haroşa görüntüsü olduğu için modelimizde bütünlük sağlaması açısından düzümüzü yapalım. Ondan sonra haroşaya geçip yeleğimizi bitirelim arkadaşlar. Evet, yine güzel bir model, güzel bir örnek yelek anlatımı yapmaya çalıştım. Yine anlamadığınız, aklına takıldığınız bir yer olursa aklımda takılan yardımcı olmaya çalışırım. Yine yeleğime dediğim gibi fırfır yaparak da çok güzel bir yelek elde edebilirsiniz. Yine onun yapımını da kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Yeni bir video, yeni bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.